Saatin sesini çok duyuyorsun. Saatin sesinden rahatsız olan da var. Saat sesini bile seviyorum diyen de var. Öncelikle saati aldım. Şimdi gömlekleri burada. Hem sohbet edeceğim hem biraz hazırlanacağım. Bugün birazdan şimdi kliniğe gideceğiz, hastaneye Yoshi için. Eğer beni Instagram'dan ya da diğer kanalımda gördüyseniz Yoshi, Yoshi'nin ayağı sargılıydı. Duşumu aldım. Duştan sonra saçlarım böyle. Geçen Sergül Kato kanalımda yayınladığım videoda saçlarının düzleştireceği ihtiyacı yoktu. Zaten düzdü demişsiniz. Ben zaten videoyu açmadan önce birazcık düzleştirmiştim. Sadece böyle son üzerine rötuş yapmıştım. O yüzden hani doğal hali bu. Gerçi bugün yağmur da ya. Çok öyle ince uğraş... Ne zaman ince uğraşıyorum ki kendi kendime? Kendi kendime gülesim geldi. Birazcık böyle düzleştireceğim. Ve makyaj yapacağım. Henüz hiç light'ını denemedim. Son Sergül Japonya'da günlük hayat kanalımda son işte Halloween içeceği içiyordum Starbucks'lı. Oradaki makyajını yapar mısın demiş ama hangi ürünleri kullandığımı inan hatırlamıyorum. İnanın yazan kişiye söyleyeyim. Amerika'dan misafirimiz vardı Cana. Cana'yla konuştuk ama 5-6 sene oldu sanırım. Beni takip ettiği için tanıştık. Şu şey çıkmıyor ya. Alarm. Tek tek bunları yapış sarıyorlar. Nefret ediyorum şu alarm işinden. Cana'yla benim videolarım sayesinde tanıştık. Onun da kızı Japonca öğretmen. Yok, Japonca okuduğu için üniversitede Amerika'da. O zaman Osaka'da yaşıyordu. O da hani kızıyla kızı sebebiyle Japonya ilgisi olduğu için benim videolarıma denk gelmişti. Öyle tanıştık. 5-6 sene oluyor en az. Şimdi bu sene 38. evlilik yıldönümlerini kutlamak için eşiyle beraber geldiler. Kızı burada uzun yıllar Osaka'da İngilizce öğretmenliği yaptı. Ama artık Amerika'ya geri döndü. O yüzden aslında eskiden kızını ziyarete geliyordu. Kızıyla beraber bize kalmaya geliyorlardı. Şimdi bu sene eşiyle beraber gezdiler. Kendisi de 2 hafta tek tatil yaptı. Çok imrendim, ne güzel. Şu an Osaka'da, haftaya dönecek Cana. 3 gün misafirimizdi, uzun lafın kısası. O döndükten sonra onu istasyona bıraktım. Yoshi'ye telefonu açtım. Dedim hani Cana'yı bıraktım, ben dönüyorum eve. Yoshi dedi ki, ağlamaklı bir sesle, ben düştüm dedi. Dedim iyi misin? Dedi iyiyim, bir şey yok. Yoshi iş değiştirdi bildiğiniz gibi. Kargocu, kuryeci gibi bir şey oldu. En kolay tanımıyla anlatabileceğim. O yüzden ilaç falan taşıyor. Ağır şeyler olmasa da. Hafta sonları da su taşıyor. Hafta sonları taşıdığı şey ağır. O gün cumaydı. O gün ilaç... Elime sürmüşüm. O da saçıma geldi. Elime kaçmış. Nereden kaçtıysa. İlk defa light'ını deneyeceğim. Light'ı bayağı açık gibi. İşte Cana'dan sonra ağlamaklı ben düştüm dedi bana. Dedim neredesin, hastane misin, bir şeyin var mı? Dedi ki yok iyiyim, kliniğe işte götürürken ilaç. Orada bir çukur varmış. Yağmur, o günde çok yağmur yağıyordu Cana'yı uğurlarken. Of, bu bayağı bir parlak oldum sanki. O gün aşırı yağmur yağıyordu. O da işte elinde böyle arabayla, el arabasıyla el arabası yokmuş galiba. Pardon, elinde kutu mu varmış? Neymiş? Çukura basmış. Çukurun içinde yosunlanmış herhalde. Ayağı kaymış, düşmüş. Canı acıdı ama bir şey yoktu. Yani o gün eve geldi, normal güldü falan filan. Ondan sonra ertesi gün işe gitti. Cuma hafta sonları da su işine gidiyor. Su taşıyor. Kolide geliyor burada sular. Bu iyi sular. Çok mu parlak oldu ya? Bir şey oldu. Sevgili Banur'un hediyesi, bu da yeni geldi. Banur'a teşekkür ediyorum. Neyse, cumartesi günü normal işe gitti. Hiçbir şey yoktu Yoshi'nin. Akşam eve geldi. Ben nefese yemek yedirmiştim. Ben de açlıktan ölüyorum böyle. Yoshi'yi bekliyorum.
Naked paletimden bir şeyler söylesim geldi. Baka sürüyüm önce bir. Yaşı eve geldi. Elinde böyle bir torbalar var. Önce bir de uğramış şeye ilaç almış. Şey bu market gibi eczaneler var ya bizim burada drugstore'lara gitmiş. Ben dedi böyle ağlamaklı. Ben dedi böyle hani kendine hem canı acıyor hem kendine kızmış böyle. Bu lensimi oynattım. Ben dedi yine düştüm dedi. Böyle kaldım. Ayağım kırıldı galiba dedi. Çünkü dedi öyle bir ses geldi dedi. Tost sürüyeceğim üstüne. Bizim öyle evin ortasında şey var. Nefes mutfak tarafına geçemesin diye çocuk çiti var. Onun üzerinden geçti. Yemek masasının önüne geldi. Oturdu. Çorabını bir çıkardı. Sağ ayak bileği böyle. Bu kadar böyle şey simit var gibi böyle ayağının etrafında. Bir ödüm koptu. Dedi düştüm dedi. Merdiven şey elinde su varmış. Son basamak olduğunu düşünüp inmiş. Meğerse bir basamak daha varmış. Düşmüş. Öyle de olunca dedi ki çok garip bir ses geldi ayağımdan dedi. Çıt diye dedi. Bence dedi kırıldı dedi. Benim zaten o ayağı görünce bir elim ayağım titredi. Ne yapacağız? Hemen kafamda diyorum ne yapacağım ne edeceğim. Çocuk var evde ki o saatte kimseden bir şey isteyemezsin. Çocuğu bırakamazsın. Çocukla şey yapmak istemiyorum. Acile dedi ki hadi acile gidelim dedik. Şimdi biz bilmeyenler için ilk kızımı kaybettiğimiz zaman bizi bu bizim yaşadığımız şehrin ambulansla yaşadığımız şehrin hastanesine gittik. Orada kızımı kaybettiğimiz için yani o hastanenin yoluna da gidemiyoruz. O hastaneye de zaten gidemiyoruz. O yüzden şimdi oraya gitmek istemedik. Civardaki yakın büyük hastanelere telefon açtı Yoshi. Dediler ki nöbetçi zaten cumartesi olduğu için de nöbetçi ortopedistimiz yok. Gelin ama hani bir şey yapamayız. Ortopedist yok. Ondan sonra benim fizik bizim hem arkadaş gibi diyeyim hem de şey yakın bizim çok yakın. Fizik tedavici aradık hemen. Ben de telefonumdan hemen onu aradım. Saat 9'du çünkü. Onun da kapanış saatiydi. Biraz bekletti. Neyse sonra açtı. Dedi ki böyle yaşı düştüm dedi. Ayağım çok şey. Gelin bir bakalım dedi. O da fizik tedavici olduğu için tabii. Gittik ona hemen. Nefesi aldım. Yaşı arabaya. Ben tabii panik, stres, her şey bir arada. Arabayı ben kullandım. Çünkü sağ ayak. Yaşı araba kullanamadı. İyi eve gelebilmiş yani o halde. Tövbe yarabbim. Neyse eve geldi. Şey gittik Arigasan'a gittik bizim fizik tedavici. Adam baktı. %50-50 dedi yani ne kırık diyebilirim dedi. Ama dedi hani şey kırık gibi durmuyor dedi. Çünkü kırık da olsa iç kanama gibi bir şey olur dedi. Öyle bir şey görünmüyor ama şişlikten dolayı da dedi. Emin olamıyorum. Ben dedim ki %kaç veriyorsun dedim. Dedi ki tam %50-50. İsterseniz dedi bunu böylece sarayım ben. Ağrı kesici bantlarla. Ama dedi 2 gün boyunca yatacaksın. Hiç üzerine basmayacaksın. Pazartesi hastaneye gidersin. Çünkü şimdi yakın civardaki hangi hastaneye gidersen git. Nöbetçi ortopedist olduğunu düşünmüyorum. Ve telefon açtığında da yani ortopedist yok ama siz bilirsiniz derler dedi. Ki dediği gibi de oldu biz zaten aramıştık. Ama isterseniz dedi 1 saat uzaklıkta yani bizim şehir merkezinde Sakarya diyoruz ya onun yanında Kanayama'da 24 saat nöbetçi ne denir kemik hastanesi ortopedi kliniği var dedi. Ben eskiden orada çalışıyordum isterseniz oraya telefon açabilirim dedi. Yoshi bana baktı ben Yoshi'ye dedim ki evet çünkü eğer kırıksa erken müdahale edilmesini ki şeyde bertilmelerde de yani burkmalarda da eziklerde de ilk 3 gün çok önemliymiş. İlk 3 gün ayağınıza ya da ayağınıza demeyeyim burkulan yerinize nasıl davrandığınız nasıl tedavi ettiğiniz iyileşme sürecini çok etkiliyormuş. Aynı şeyi klinikte de söylediler. İlk 3 gün çok önemli. Herhalde burada öyle öğretiyorlar ki herkes aynı şeyi söyledi. İlk 3 gün çok iyi bakar dinlenir. O eli ayağı neresiyse artık onu kullanmazsanız eğer daha çabuk iyileşiyormuşsunuz. Aklınızda olsun. Nasıl burkuldu etti bir şey yok diye düşünmeyin. Sonraki süreci çok etkiliyormuş. Neyse dedi ki telefon aç gidelim. Gece işte 10 küsürdü. Gittik 1 saat yola.
Işıklarla falan bir saati de geçti tabii. Neyse, kliniğe var, şey kliniğin otoparkına vardık. Yoshi indi, Yoshi'ye koltuk değnekleri verdi bizim fizik tedavici kullansın diye. Yoshi koltuk değnekleriyle gidiyor. Nefes uyumuştu tabii, durunca uyandı. Bebek arabasını çıkardım bagajdan. Bebek arabası bizim Efsun'dan beri kullanıyoruz. Yani 2015'ten beri kullanıyoruz. 4 sene. Hiçbir şey olmadı. Bebek arabasını çıkardım bagajdan. Nefesi içine koydum. Sağ, bizim 3 tekerlek. Önde 1, arkada 2 tekerlek var. Sağ arka tekerlek kilitlenmiş. O otopark karanlık. Telefon ışığıyla bakmaya çalışıyorum. Yaylara, şunları, bunları. Yok, asla gitmiyor. Şimdi yavaş yavaş gidiyor. Klinik bizi bekliyor. Neyse. Böyle tek ayağı böyle kaldırarak. Yani elimde çantalar. Çocuk arabada. Yoshi önde, ben bebek arabasıyla böyle. Gidiyoruz arkada. Gittik kapıya. Kapıya gittikten sonra yazıyor ki bu kapı değil, yan kapı. Tekrar geriye git. Neyse. Allah'ım. Neyse, Yoshi röntgeni aldılar falan filan. Röntgen, film çekildi. Bir şey yok. Sadece burkulmuş, ezilmiş. Onu böyle yarı alçı gibi bir şey yaptılar. Sardılar. İşte aynı şeyi söylediler. 3 gün boyunca basma, kullanma, bilmem ne. Neyse, bu arada eve geldik. İşte yoldan Yoshi'ye yemek aldık. Çünkü yemek yememişti. Benim çok şey yoktu. Yemek aldık. Eve geldik. Yoshi aşağıda yattı. Biz yatağımıza çıktık. Neyse, ertesi günde Yoshi'nin evrak için makbuzları iş yeri için evrakları götürmesi gerekiyordu. Yine sabah erkenden kalktık ki ben uyuyamadım çünkü nefesim düzeni bozulduğu için ve ben de stres olduğum için nefes saat başı uyandı falan filan. Uykusuz bir halde erkenden kalkıp o şey makbuzları vermeye adamla buluşmaya gittik. Arabayı da ben kullanıyorum. Çocuk da bende. Ev işi de bende. Her şeyi bende. Ev işi derken kahvaltı hazırla, şey yap, bilmem ne. Hepsi stres, uykusuzluk, yorgunluk, üzgünlük. Çünkü hani üzülüyorum da aynı zamanda. Yoshi'nin ayağını öyle görünce ben daha çok problem oldu bende. Ondan sonrasında gittik işte, dönüşte kayınvalidelere uğradık falan filan. Eve geldik. Yoshi dedik, aha de, telefonumu arabada unutmuşum dedi. O gidemeyeceği için sen kıza bak, ben giderim dedim. Nefes arkamdan ağlamaya başladı. Nefes ağlayınca da ben aşırı panik oluyorum. Hala onu geçemedim. Bizim sokak kapısına öyle bir kolumu vurdum ki böyle şey, böyle bembeyaz oldu her yer. Bayılacağım falan diye düşündüm. Neyse, gittim telefonu aldım, verdim. Pazar günü boyunca sağ kolumu ben kullanamadım. Şöyle yapamıyordum, şu an bile acıyor ama. Ama ne yapacaksın? Her şey üzerimde, Yoshi gidip. Çünkü o çiti de aşamıyor. Çünkü üzerine hiç basmaması lazımdı aynı zamanda. Velhasıl Oriflame'in bu hediye gelmişti Basri'den. The One. Beşi bir arada Wanderlash maskara diyor. Beşi ne bilmiyorum, beş tanesi bir arada. Velhasıl pazarı da öyle geçirdik. Dün pazartesiydi. Kliniğe geldim pazartesi dediler. Yoshi gitmek istemedi. Dün bütün gün evde, zaten izinliydi Yoshi pazartesi. Bütün gün evde oturduk, yedik, içtik, yattık. Şimdi de kliniğe gideceğiz bugün. Salı, bu videoyu çekiyorum. He, dün ne yaptık? Annem Yoshi düştü, işte ayağı şişti, kırık yokmuş dediğimden beri annem şey diyor, bilmiyorum biliyor musunuz? Soğan, tuz, döv, koy. Bizde ağrılara, böyle burkulmalara, bertilmelere öyle şey, ben çok severim koca karı şeysini. Ama Yoshi her zaman söylemiyorum öyle şeyler. Çünkü Yoshi şey yapıyor falan filan. İşte ishal olduğunda Türk kahvesi, limon. 12 senelik evlilikte 3 kere anca yapabilmişimdir. Geçer. Böyle kıvranır. Yine de o Türk kahvesiyle limonu içmez. Ben inanırım, severim, kullanırım da yani bildiğim şeyleri. Annem de ilk günden beri soğan dedi. Anne dedim, Yoshi ile uğraşamayacağım. Ona anlat, kabul ettir. O gücüm yok, enerjim yok. İyi, sen bilirsin falan dedi. Dün Yoshi işte ayağım ağrıyor sargıda. Hala kullanamıyor herhalde. O pazar günü kullanabilirim falan diye düşündü herhalde. Dedim istersen annem diyor, dedim soğan, tuz dövelim, koyalım, ne dersin? Deneyelim dedi. Evde de bir tane soğan vardı. Malumunuz Japonya burası. Taneyle alıyoruz. Neyse, dövdüm, koydum. O akşam ayağını kullanabilmeye başladı. Vay, bu işe yarıyor falan demeye başladı.
Bilmiyorum, Yoshi'de iyi geldiğini söylüyor. Bütün gün soğan poşetledik. Ayağını soğanla, tuzla. Bir de grip gibi olacaktık. Soğan sayesinde hepimiz onu da açtık. Şimdi de işte duşa girdik falan filan. Hepimiz şimdi gideceğiz kliniğe tekrar. Böyle tabii yani Yoshi'nin morali bozuk. Bozuk demeyeyim de hani neden olduğu, çalışacaktım ben. Bir de dün gezmeye gidecektik. Planımız öyleydi. Hava da dün çok güzeldi şansımıza. İşte yapacak bir şey yok yani. Bunlar kadar kısmet işte. Hayat, sen planlar yaparken sonuçta başına gelen şeyler. Şimdi de gideceğiz kliniğe. Ayakları tekrar kontrole gideceğiz. İnşallah bir şey çıkmayacak. Secret Blush Mekin. Ya böyle işte. Tabii nefes bütün gün babasının evde olmasından memnun. Baba 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 diye. Peşinde dolanıyor sürekli. Şimdi de onlar Lego oynuyorlar içeride. Hani biraz hazırlanayım. Bu da benim böyle kaçışım oluyor. Böyle hani buraya gelip böyle 5 dakika. Kendimle ilgileniyor olmak iyi oluyor aslında hani. Sonra makyajı çıkaracağım zaman pişman oluyorum ama genelde makyajsız olmayı tercih ediyorum. Böyle olacak. Böyle gideceğim. Şimdi saçımı toplayacağım. Mecburiyetten. Hem yağmur yağıyor zaten. Gideyim. Eşime, kızıma. Böyle merak ettiğiniz için teşekkürler. Geçmiş olsun mesajları için de teşekkürler. O günkü makyajım bu muydu bilmiyorum ama yaklaşık böyledir yani. O şeydeki. O günkü. Sadece belki renkleri tutturamamış olabilirim. Çünkü gerçekten hatırlamıyorum hangi renkleri kullandığımı. Başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.